Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere marul dikerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. Burası bizim köyümüzdeki bahçemiz. Gördüğünüz gibi şu şekilde marullarımız dikilmiş. Şöyle yukarıya doğru bayağı da fazla bir alanımız var ve çok da güzel büyümüş durumdalar. Şimdi marul dikerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aralarındaki açıklığın ne kadar olması gerekiyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Bunlar tabii çok küçük dikildiği için biraz böyle sıkı sıkı dikilmiş. Küçük de dikseniz arkadaşlar, aralarında şöyle büyüdükten sonra şu şekilde bir açıklık olması gerekiyor. Bakın, yaprakların birbirine değmemesi gerekiyor. Hemen hemen bir karıçtır bu. Yapraklar birbirine değince, çünkü hem birbirini çürütüyorlar hem de bakın şu şekilde üçü bir arada, çok yakınlar birbirlerine ve çok güzel büyümüyorlar haliyle ve hemen tohuma durmaya başlıyorlar. Yapraklanma süreleri kısa oluyor. Bakın, bunun buradan aslında alınması gerekiyor. Buradan alınıp başka bir yere dikilirse çok daha güzel büyüyecektir. Buna emin olabilirsiniz. Tabii annem dikerken buna çok fazla dikkat etmiyor. Biraz böyle sıkı sıkı dikince tabii sonradan marullar da büyüyünce bayağı bir sıkı oluyor. Bakın şuradan mesela bir tane koparmışım. Arasını açmışım. Şu an daha güzel büyüyorlar. Mesela şurada bir tane daha kopartılması gerekiyor. Tabii biz yerken böyle sıkı olanlardan alıyoruz ki kalanlar daha güzel, daha sağlıklı büyüsünler. Şimdi hemen diğer tarafta benim daha sonradan diktiğim böyle daha küçük fideler var. Onları göstereceğim sizlere. Şu şekilde önce yapılan hatanın nelere yol açtığını göstermek istedim. Sıkı olduğu için, şu şekilde birbirlerine çok yakın oldukları için hem yağmur yağdığı zaman birbirlerini çürütüyorlar hem de büyümelerini engelliyorlar. Bakın, bunları ben sonradan böyle sıkı olan yerlerden kopartıp buralara diktim. Hemen hemen de ilk diktiğinizde böyle iki karıç bir mesafe olması gerekiyor ki, çünkü marul büyüdükten sonra biliyorsunuz çok daha fazla dolduruyor olduğu yeri ve çok da güzel büyüyorlar şu anda. Bunları daha sonradan diktiğim için tabii diğerlerine göre biraz daha küçükler ama çok kısa sürede büyüyorlar zaten. Sebze tarzı ürünler gerçekten balkonda da çok rahatlıkla yetiştireceğiniz ürünler. Bakın, bu yeni diktiğim için arkadaşlar yapraklar birazcık böyle bayılmış gibi ama çok kısa sürede zaten kendilerine geliyorlar. Bakın, burada hemen hemen iki karışlık bir mesafe var. Dikerken özellikle bu iki kök arasındaki mesafeye dikkat etmeniz gerekiyor ki daha sonradan sizlere problem yaratmasın. Bakın, gördüğünüz gibi mesela birazcık da salyangozlar yemiş yapraklarını. Bu aradaki mesafeye dikkat ederseniz daha sonra size hiçbir sıkıntı çıkartmayacaktır. Bir de burada tabii kullandığınız gübre de çok önemli. Eğer verimsiz bir toprağa dikerseniz çok iyi verim alamayabilirsiniz. Yani marullar çok iyi büyümeyebilir. Bunlar da annemin daha önceden ektiği, bakın, ıspanak tohumları sonradan çıkmışlar. Tabii burada başka bir şey olmayınca biz de marul diktik. Toprağa karıştırınca da orada var olan tohumlar bu şekilde büyümüşler. Şöyle arkadaşlar, burada birazcık inek gübresi karıştırılmış bir toprak var. O yüzden de dikilen her şey biraz daha güzel oluyor diyebilirim. Tabii inek gübresi bulma imkanınız olmayabilir. Yoksa evinizde kompost yapabilirsiniz. Mesela kompostlu topraklarda da çok güzel sebzeler ve meyveler yetiştirebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece arasındaki mesafeye dikkat etmek ve birazcık da verimli bir toprağınızın olması. Onun dışında marul zaten 4 mevsim yetiştirebileceğiniz gerçekten en güzel ve sağlıklı sebzelerden bir tanesi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşça kalın.